Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız'ın önderliğinde her hafta salı günü toplanan 5 oda başkanı bu hafta turunç esnafını ziyaret etti. Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal'ın ve Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Şencan'ın mazeretleri nedeniyle bu hafta katılamadığı kahvaltıya onları temsilen yönetim kurulu üyeleri katıldı. Oda başkanlarının ilk durağı Turunç Belediye Başkanı Ali Fuat Fidan'ın makamı oldu. Fidan, oda başkanlarının yapmış oldukları bu esnaf ziyaretlerini desteklediğini belirtti. Esnafla iş içe olmak, esnafın derdini dinlemek güzel bir şey. Ben de bu konuyu destekliyorum. Birazdan size eşlik etmeye çalışırım. Sağ ol başkanım. Yani en azından bir çay içerim diye düşünüyorum. Turunç esnafıyla birlikte çay bahçesinde oturan oda başkanları esnafın sorunlarına kulak verdi. Ardından da yağan yağmura rağmen esnafların dükkanlarını tek tek gezdi. Esnafların en büyük sorunuysa yol sorunu. Turunç'un yolunun kötü olduğunu belirten esnaf bu sorunun en çok da turizmi etkilediğini söyledi. Bir sorun çıkıyor, yol sorunu o da. İnsanlar tatile geliyor. İzmir'den, İstanbul'dan, Marmaris'e gelene kadar hiçbir zorluk yok. Marmaris'ten buraya gelene kadar biz bittik diyorlar. İçeriden yana hiç kimsenin bir şikayeti yok. Çok güzel, herkes çok memnun, her şeyden memnunlar. Ama gel gelelim yol konusunda bayağı bir şikayet var. Zaten bizim amacımız işte sizlerden birebir bunları duyup basın yoluyla görevli olan kim varsa, bu siyasi partidense siyasi partiden, iktidar veyahut da muhalefet fark etmez. Odalardansa odalar, belediyedense belediye. Şu anda sizin istediğiniz talep siyasilerin işi. Turunç esnafının bir diğer sorunuysa 1300 nüfuslu Turunç'a açılan büyük alışveriş mağazaları. Esnaf ayrıca haklarının hükümet karşısında iyi korunmadığını düşünüyor. Yani burası küçük bir yer. 1300 nüfusu var aslında bakarsanız. Ama burada büyük marketlerin gelmesi tamamen bitirdi bizi. Yani şurada atıyorum. Aynı mamülü 3 lira düşüne yardım halde satılmıyor. Esnaf odası olarak esnaf haklarının çok iyi korunduğunu düşünmüyorum. Yani haklarımızı hükümetten aramalısınız. Her türlü vergi, her türlü kanun direkt esnafta. Doğru. Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarımsa, Turunç'taki şoför esnafıyla bir araya geldi. Üyelerimizin ferahlarında, tasalarında hep buraya geliyoruz ve arkadaşlar da burada memnun kalıyorlar. Dolayısıyla ben herkesten memnunum. Arkadaşımız Turunç Münir Kooperatif Başkanı Adem ve her konuda telefon ederim, bilgi alırım, bilgi veririm. Bizim işimiz bu. Şoför esnaflarıma Allah hatadan kazadan korusun ve her zaman minnettarımdır. Ayyıldız, oda başkanları olarak yapmış oldukları gezilerin turistik gezi olarak değerlendirilmesine üzüldüklerini belirterek esnafa "Bizim sizleri ziyaret etmemizden rahatsızlık duyuyor musunuz?" diye sordu. Bizim sizin yanınıza gelmemizden bir rahatsızlığınız var mı? Memnunuz. Gelmenize mi rahatsız olacağız biz? Yani bize sormazsanız biz halimizi vaktimizi sorarsanız iyiyiz. Sormazsanız kötüyüz. Yani bizim bir derdimiz var mı yok mu? Gelmezseniz ne bileceğiniz? Biz de gelemiyoruz zaten. Yani biz memnunuz. Yani bunu bırakın, her hafta gelseler, çayımızı kahvemizsiler, kim olursa olsun, parti olarak değil, o parti bu parti, fark etmiyor. Bizi görüşler bağlamıyor, esnafız. Siz için ben bunu açtım bu konuyu da, bazen işte bugün basında öyle bir şeyler çıkmıştı ama bunlar üzücü şeyler. Vatandaş tek başına gelmek istemiyor, çekiniyor esnaf olarak mesela ama sizin gelip buraya geldiği zaman birebir sorunlarını anlatıyor. Başka türlü anlatamayız. Esnaf ruhsat konusunda da bakın şikayetlerini nasıl dile getirdi. Döner dükkanı açtı. Geldiği yer Antakya. Mesleği otok klimacısı. Dönerci dükkanı açtı. 3 gün önce de kapattı gitti. Şimdi buna ruhsat veriliyor. Evet. Bu adamın işi klima. Gidip klimasını yapsın. Doğru. Benim işim, ben aşçıyım. Ben restoran çalıştırıyorum. Ama benim gibi bir yığın restoran sahibi var. Ama meslekleri bu değil. Şimdi burada aç kalan biziz. Doğru. Bütün bir sezonda 20 gün çalıştım ben. 20 gün iş yaptım. Evet, 20 gün iş yaptım. Maliye benden 17 bin lira vergi istiyor. Ama benim 20 gün yaptığım işi görmüyor burada. Biliyorsunuz bazı esnaflar basit usul vergi mükellefi olduğu halde onları da deftere almak için uğraşıyorlar. Burada işte aynı sizin bahsettiğiniz gibi biz de bu yetkililere, bu sizin anlattığınızı anlatıyoruz. Bu esnafımızı deftere almayın.
veyahut da ikinci sınıf defterse birinci sınıf defteri almayın diye hep söylüyoruz. Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi de turunç esnafına denizle ilgili bir sorunlarının olup olmadığını sordu. Denizle ilgili evet kirli. Hayır, deniz değil, çevresi. Sahil kirli. Sahili temizlemiyorlar. Çöpler hep duruyor, hep biz kendimiz vatandaş olarak temizliyoruz. Her gün mıntıka temizliyoruz. Yani deniz kendisinden temizliyoruz. İyi de yani biraz da büyük kaba çöpleri toplasınlar öbek tamam. Öbek. Onları belediye başkanına iletelim. Evet. Elbette ki sorunları olmayan esnaflar da var. Varsa böyle bir isteğiniz, sorunumuz falan yok. Olsa da zaten geliyoruz, her zaman yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun. Yine turizmden uğraşıyoruz, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı olsa zaten başkanlara gidiyoruz. Öyle bir sıkıntı da yok. Ama şöyle bir şey var, her şey dahili bu ülkede kaldırabilirsek daha iyi olacak. Tekneci arkadaşlar, bizler de, ya esnaf, küçük esnaf da bundan yararlanacak. Ziyaret sonunda oda başkanları adına bir değerlendirme konuşması yapan Ay Yıldız, yağmur yağdı ıslandık ama buna rağmen biz bu yolda yürümeye devam ediyoruz diyerek özellikle esnafın turunç yolundan şikayet ettiğini vurguladı. Aman sahibi esnafımıza yardım etmelerini ben özellikle rica ediyorum. Hem burada kamu kurum kuruluşları ve hem de siyasi partilerden. Yine sizler de izlediniz. Ne diyor birkaç esnafımız? Yol sorunu olması nedeniyle turistlerin rahatsız olduğunu, yolun bir an önce hayata geçmesini istiyorlar. Tabii burada şimdi biraz önce de söyledik. Şurada sahil yolunun 4,5 kilometrelik yerin açılmasında o kadar çok büyük katkısı olacak ki yani şurada Marmaris'ten burası 5 dakikada gelinecek. Öbür taraftan yarım saatte gelinmektense şurada 5 dakika 10 dakikalık yolu bir an önce yapılmasında, açılmasında turunçtaki esnaf ve sanatkarımızın, burada yaşayan insanlarımızın faydası olacağı düşüncesiyle onun hayata geçmesini biz özellikle istiyoruz. Korumak için biz bu 5 arkadaşımızla örnek olmak için çıktık biz. Ben herkese söylüyorum, siyasi partilerde, kaymakamımızda, emniyet müdürümüzde her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Hep beraber olalım. Bu gezilerimizde, bu ziyaretlerimizde onlar da bulunsunlar. Eğer bizleri yanlarında istemiyorlarsa kendi siyasi partilerde, hangi parti olursa olsun, A, B, C partisi, ne olur birleşelim hepsi, hepsi bir araya gelsinler. Ama biz nasıl birleşebiliyorsak siyasiler de birleşsin, esnafımızın sorunlarını dile getirsinler. Oraya medyaya çıkıp da şuraya çıkıp da şov yapmanın hiçbir anlamı yok. Bunlar bana göre, esnafımıza göre, esnafımız da öyle diyor. İşte izlediniz. Bunlar diyor boş verin siz diyor. Onlar konuşur, boş laflar onlar diyorlar.